anlatmaya geldik ve bir Çanakkale turunu başlattık. Neredeyiz? Mitolojilerin şehri olan Truva'dayız. Burası Çanakkale il sınırları içerisinde yer almaktadır. Homeros'un ünlü İlyada destanında da bahsettiği Truva savaşlarının yapıldığı yer Truva. Burası 9 katmanlı bir şehirdir. Çok derin tarihe sahiptir. 9 katmanlı olmasının anlamı nedir? Yani sürekli bir kent yıkılıp üzerine başka bir kent, bir kent yıkılıp başka bir kent kurulmuştur. Toprakları o kadar verimli, zeytin ağaçları o kadar verimli ki insanlar Truva'yı bırakamamışlardır. Paris Helena için bile burada savaşmıştır ve koca bir şehrin yıkılmasına sebep olmuştur. Tarihi M.Ö. 3000 yılına uzanan Truva'da dünyanın ilk güzellik yarışması da yapılmıştır. Meşhur Afrodit de bu güzellik yarışmasına katılmıştır. 1998 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Truva'yı birazdan hep birlikte gezeceğiz. Şu an biz Truva'nın girişindeyiz. Müze kartla buraya girebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Müze kartı 60 TL'ye çıkartıp Truva'yı doyasıya gezebilirsiniz. Truva'nın girişindeyiz. Birazdan içeriye gezeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Şu an Truva Antik Kenti'nin girişindeyiz. Baktığınız zaman içerilerde de o dönemlerden kalma taşları görmektesiniz. Burası da Truva'nın girişi. Taş değil, taş. Lahit. Lahit. Aşkım her zamanki gibi benim yanlışlarımı düzeltmeye devam ediyor. Baksana. Bayağı kalmış. Burada da kaçıncı yüzyıldan kaldıkları yazıyor. Turumuza devam edelim. Truva'yı gezelim.
kattan üst kata çıktığımız zaman bu beyefendiyi görüyoruz. Beyefendi demek istemiyoruz. Çünkü kendisi Heinrich Schliemann, Alman arkeolog. Ve Truva kazıları çalışmasında bütün değerli hazinelerimizi, tarihimizi, her şeyimizi Atina'ya taşımış. Oradan da belki Almanya'ya götürmüştür. Ve o Truva'nın mitoloji şehrinin tarihini kendi ülkelerine götürmüş bir kişi. İşte, tarihine sahip çıkmazsan böyle kaçırırlar. Truva şehrinin 9 katmanlı olduğundan sizlere bahsetmiştik. Tam müzeye girdiğinizde sol tarafta sizlerin 9 katmanı gösterildiği bu tabloya rastladık ve size göstermek istedik. Büyük ihtimal birinci katmanı bulamadılar. Direkt 2'den başlanıp 9'a kadar şehrin katmanlarını görmektesiniz. Sizlerle Truva Müzesi'ni gezdikten sonra asıl Truva şehrinin olduğu yere, Truva Antik Kenti'ne geldik, Ören yerine geldik. Arkamızda bir boşluk görüyorsunuz. Normalde burada meşhur Truva atı vardı. Fakat şu an tadilatlı olduğu için sizlere gösteremiyoruz. Ama replikası Çanakkale merkezde yer almaktadır. Oraya gidip de görebilirsiniz. Tabii geldiğiniz zaman belki Truva atı yerinde olacak. Sizlere meşhur Truva Savaşı'ndan biraz bahsetmek istiyorum. Daha sonra Truva atı hilesini de anlatacağım. Truva Savaşı bildiğimiz üzere Akalılar yani Yunanlılarla Truvalar arasında gerçekleşmiştir. Savaşı başlatan sebep ise Paris'in güzeller güzeli Helen'i kaçırmasıyla olmuştur. Helen kimdir? Helen de o zamanlar Aka kralı olan Agamemnon'un kardeşinin karısıdır. Helen'i Truva'ya kaçırır Paris. Daha sonra ise tabii ki Agamemnon Truva'yı da almak istediği için bunu kendilerine bir sebep olarak görüp Truvaların üzerine büyük bir orduyla saldırmaya başlarlar. Fakat Truva surları o kadar büyüktür, o kadar korunaklıdır ki zaten Truvalılar da buna güvenmektedir. Kendi tanrıları Athena'nın onları koruduğuna, Truva surlarının asla hiçbir devlet tarafından aşılamayacağına inanmaktadırlar. Ki aşılamaz da 10 yıl sürer bu savaş, askerler artık bir bıkkınlık içerisindedir ve en sonda bir fikir akıllarına gelir. Bu da Truva atı hilesidir. Kocaman büyükten bir at yaparlar. Bunu da Truvalıların tam surların önüne bırakıp sanki çekiliyormuş gibi Bozcaada'nın arkasına gemilerini demirlerler. Ve atın içeri alınmasını beklerler ki at içeri alınır da Truvalılar bunu Athena'ya armağan olarak vermek için atı içeri alırlar. Tabi içerisi de binlerce akıllı askerleriyle doludur. Gece vaktinde Truvalılar savaşı kazanarak rehabetine kapılınca askerler atın içerisinden çıkar ve büyük bir savaş başlar. Bu da Truvalıların yıkılış hikayesidir. Hatta karanlık çağ olarak da anılır çünkü koskoca bir Truva yıkılır. Koskoca bir tarih burada yok olur. Meşhur Akileus'tan da size burada bahsetmek istiyorum. Akileus da Tanrı'nın oğlu olarak anılmaktadır ve bir Yunan askeridir. Fakat kendi ordusu olan bir Yunan askeridir. Yani bizdeki özel kuvvetler gibi düşünebilirsiniz. Akileus'u Paris'ten bacağından vurur. Hatta Aşil tendonu da oradan gelmektedir. Akileus'un tam vurulduğu yerden gelmektedir. Truva düşer, at hilesi yayılır, nesiller nesile aktarılır. Arkamızda da atı göstermek isterdik fakat gösteremiyoruz. Çanakkale merkezde görebilirsiniz. Bütün tarihiyle Truva'yı anlatmaya çalıştık. Devam edelim gezmeye. Truva Antik Kenti'nin 9 katmandan oluştuğunu sizlere en baştan söylemiştik. Şu anda da Ören yerine girdik ve katmanları gezmeye başlayacağız. Bu gördüğünüz kalıntıların hepsi belirli bir yüzyıldan kalma katmanları oluşturmaktadır. Bu yolu devam ediyoruz ve tüm katmanları gezmeye başlayacağız. Sizlere de gezdikçe hepsini elimizden geldiğince göstereceğiz. İyi seyirler.
müzedeyken sizlere Schliemann'den bahsetmiştik. Kendisi Alman arkeologtu. Orada kendisini biraz kötüledik ki haklıyız da. Çünkü burada bulduğu hazineleri önce Atina'ya, oradan da Rusya'ya ve Almanya'ya taşımıştır. Fakat şöyle bir gerçek de var. Schliemann olmasaydı bu kadar arkeolojik kalıntı, böyle bir mitolojik şehir ortaya çıkar mıydı? Bu da sorulması gereken bir soru tabii ki. Daha geç çıkardı. Sen nasıl buldun aşkım Truva'yı? Güzel ama daha çok kazılması gereken yerler var. Evet. Türk arkeologları iş düşüyor. Tarihimize sahip çıkıp bu güzel yeri canlandırmalıyız. Fakat müzeyi gezmenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çok güzel yapılmış. Gerçekten çok güzel kalıntılara da yer verilmiş ve korunmuş. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın.